Niye eşekle şu anda aranızdayım? Yani şöyle küçük bir bilginiz olsun diye. Niye eşekle aranızdayım? Ben de size götürdüm. Eşeklerle lastik giyen, bezden okul çantası olan, işte tezeyiyle götürüp de okulda sınıfta sobayı yakıp ısınan bir köy çocuğu olarak bir gün dersimi yapmamışım. İlkokul öğretmenim bana dersini niye yapmadın diye sorunca ben de o ara kalem defter mi var? Öğretmenimle kızıp bir tepki olarak şu cümleyi bana kurmuş. Eşek sudan gelene kadar seni döverim deyince ben de akşamüstü eve gittikten sonra rahmetli anneme dedim ki dersimi yapmadığım için kalemim yoktu. İşte hocam eşek sudan gelene kadar seni döverim. Ama burada çok güzel bir şey, bir miza var. Rahmetli annem de şu cümleyi kuruyor arkasından. Git öğretmenine söyle, bu eşek ya, sudan gelmese ben ne kadar dayak yiyeceğim. Annemin bu cümlesinden sonra edebi olarak, miza olarak çok güzel bir duygu düşünce içimde yerleşti. Bu duygu düşünce oluşurken bir köy çocuğu olarak o anda öğretmenim o cümleyi kurduktan sonra köy okulunda oturup köy vadinin bir derenin içinde olduğu için okulun sınıf penceresinden dağlara, taşlara, tepelere bakarak bir hayal kurdum çocuk olarak. Birisi eşeklerin üzerine heybeleri, hurçlara kalem defter kitap yükleyip getirip bize vermiş olsa diye neden biz bunları görmedik, yaşayamadık, bunları niye tapmadık diye içimde bir tekrar bir geriye dönüş oldu. Şimdi evimde otururken eşime çocuklarıma dedim ki ben hayalim buydu ama gidip köy çocuklarına dokunmak istiyorum. İki oğlum ve eşim ne duruyorsun o zaman git bu hayalimi yaşat. Oradan yola çıkarak doğup büyümüş olduğum coğrafya Erzincan Çayırlı Kazası'na gidip orada 800 öğrenciyle ilk etapta kalem, defter, silgi, buna benzer çocuklarla hediyeler buluşturdum. Bunları yaparken şunu söylemek isterim. Bu devletin bu çocuklara karşı olan sorumluluğu kadar biz bireylerin de bu çocuklara karşı sorumluluğumuz vardır. Herkesin sorumluluğu vardır. Herkes bir yerden bir elini uzatmak zorundadır. Şu ana kadar toplam 6000 köy çocuğuyla buluştum. 6000 köy çocuğuyla hediyeleri buluşturduk. Onunla birlikte tabii şu anda yine kısa söylüyorum. 40 tane üniversiteli öğrencimize her ay dostlarımla birlikte, Almanya'daki, Avrupa'daki dostlarımla birlikte 40 üniversiteli öğrencimize burs vermekteyiz. Ve sonuçta bir kitap yazdım ve bu kitabın gelirini de köy çocuklarına bağışladım. Ben artık köy çocuklarıyla dönüp 8-9 yaşındaki çocukluğumu yaşıyorum ve hayalim peşinde koşan biri olarak çocuklar arası olmaktan da çok mutluyum. Ben buraya istesem çok farklı lüks araçlarla gelebilirim. Mercedes'le, BMW'yle, Audi'yle gelebilirim. Ama ben çocukken eşeği düşünmüşüm. Eşekle yola hayal kuran bir çocuk olarak. Bugün eşeğin okulun kapısından eşekle içeri geldiğinde sevgili bu çocuklarımız bu konsepti hiçbir zaman unutmayacaklar. Çocukluğumda da ben böyle bir olaylar yaşadım. Çünkü Altınoluk'ta böyle bir yaşlı amcamız gelirdi. Katırın üzerinde bize kitap dağıtırdı. Öbür haftada gelir o kitapları teslim ederdik. Böylece kitap aşkı, kitap şeyi çocukluğumdan başladı ve eşeğin üzerinde kitabı yazması yazarımızın çocukluğumuza döndürdü beni özellikle. Çok teşekkür ediyorum. Ben kitap okumayı çok seviyorum. Derste, öğretmenle ders yaparken bazıları derste gidip kitap okuyorum.
Bazıları kütüphaneye gidip oturuyoruz müdürlerle. Müdürler bize oturturup kitap okutturuyor. Almanya'dan kitaplar getirdi Ersin abi bize. Onları okuyor, okuyacağız ve onu çok seviyoruz. Getirdiği için de teşekkürler. Eşekle geldiği için çok şaşırdım yani. Bize hediyeler, kitaplar getirdi. Ona teşekkür ediyorum. Onu çok seviyorum. Çok şaşırdık eşekle gelmesine. Kitaplar ve desen kitapları çok güzeldi. Ona çok teşekkür ediyorum. Ben bakalım. Ben.